İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 12 Kasım günlerden Cuma. Geride bakıyoruz bu haftayı. Önümüzdeki hafta itibariyle verilerimizle, gündemimizle yoğunluk devam ediyor. Şimdi Metçem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya'ya döneceğim. Murat Bey merhabalar. Merhaba Zeliha Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Tabii bu inşaat maliyetlerinin artışı konusunda noktasında biliyorsunuz rakamlarda hafif bir gerileme gözlemledik bu ay gelen maliyetlere. Maliyet artışlarında gelinen son durum ve sektör açısından değerlendirmesi nasıl acaba? Yıl sonu itibariyle tabii. Evet. Bizim çimento sektöründeki maliyetlerimizin ağırlıklı kısmını enerji maliyetleri oluşturuyor. Enerji yoğun bir sektörüz. Ve maliyetlerimizin %80'inden biraz fazlasını enerji maliyetleri oluşturuyor. Bunun da %65'ini yakıt maliyetleri, %15'ini de elektrik maliyetleri oluşturuyor. Yakıt maliyetleri tarafına baktığımızda önemli ciddi bir miktarda artış söz konusu. Dolar bazında önemli bir miktar artış var. Yakıt maliyetleri, Türkiye'de çimento sektörünün kullandığı yakıtların %95'i ithal yakıtlardan oluşuyor. Dünya üzerinde pandemi sonrasında düzende çok değişiklikler oldu. Çin ve Avustralya arasında ticaret dengesini ticaret savaşlarıyla bozulunca Çin'in kömür kaynaklarını değiştirmesi yakıt fiyatlarını yukarıya taşımıştı. Hemen arkasından da yakın vadede, yakın dönemde Rusya'nın doğalgaz fiyatlarını arttırması ve kuzey akım hattını devreye almaması sonucunda doğalgazda elektrik üretimi de Avrupa'da durdu. Bunların birleşik olarak etkisiyle yakıt fiyatları yılın başında 60 dolar mertebesindeyken 300 dolar mertebesine ulaşmıştı. Son birkaç haftalık dönemde tekrar bir gevşeme oldu. 180 dolar mertebesine geriledi. Fakat 180 dolarlık bir rakama baktığımızda yılın başına göre 3 katına gelen bir fiyat söz konusu, %200'lük bir artış var. Elektrik tarafına baktığımızda ise elektrik üretimi de tabii ki kömür fiyatlarından ve doğalgaz fiyatlarından direkt etkileniyor. Bu nedenle de yılın başındaki elektrik fiyatlarıyla Ekim sonu itibariyle ortaya çıkan elektrik fiyatları arasında %90 üzerinde bir yükseliş söz konusu. %80 maliyetlerimizi oluşturan bu kalemlerdeki bu artışlar bizim de ürün maliyetlerimizde yılın başına göre %100'ün üzerinde bir maliyet artışına sebebiyet verdi. Bunların hepsi beraber değerlendirildiğinde biz de fiyatlarımızda bazı güncellemeler yapmak zorunda kalmaya başladık. Tabii bakıldığında açıklanan resmi verilere göre %46 bir yurt içi üretici fiyat endeksi, %20'nin hemen altında da oluşmuş tüketici fiyat endeksi söz konusu. Aradaki makas önemli derecede açılmış durumda. Bu da şirketlerin, işletmelerin maliyetlerini aslında birebir oranında tüketiciye yansıtamadığını ortaya koyuyor. Bu da sektör olarak baktığımızda karlılıklar noktasında maalesef geriye doğru bir pozisyon oluşmasına sebebiyet verdi. Yakıt fiyatlarındaki trendin bir miktar gevşemesi 2022 yılında olacak gibi şu an ortaya çıkmaya başladı. Bu bir miktar maliyetler tarafında baskıyı azaltacaktır. Ek maliyet olarak ne var sektörde? Yani evet enerji kullanımı yoğun evet ama bir de tabii ek maliyetler de var. Bununla ilgili rakamlar var mı? Sektör tabii şu anda sektör aynı zamanda da 17.500 kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Tabii önümüzdeki aylar içerisinde asgari ücret belirleme komisyonunun belirleyeceği rakama göre önemli miktarda işçilik tarafında, çalışanların ücretleri tarafında da düzenlemeler söz konusu olacak. Ne kadarlık bir beklentiniz var? Bu arada araya girdim ama sormadan edemedim. Asgari ücret noktasında işveren olarak. Gözüken mevcut maliyetlere bakıldığında %25 mertebesinde asgari ücretli bir artış söz konusu olacak diye ben kişisel olarak düşünüyorum. Çünkü bugün bakıldığında enflasyonun alt açılımlarına da bakıldığında %27 mertebesinde gıda enflasyonu söz konusu. Temel tüketim malzemelerindeki artış buna direkt neden olacak diye düşünüyorum. Peki gelelim tabii istihdam ve daha doğrusu işçilik maliyetine. Burada işverenler için nasıl destekler olmalı? Asgari ücrete yapılacak bir fiyat, artışla birlikte genelde primden, SGK primlerinden kaynaklı bir destek beklentisi olduğunu gözlemliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii sektör aslında 2018-19'da çok zor bir dönem geçirdi ve o dönem açıklanan birçok destek paketinden çimento sektörü yararlanamadı. Çimento sektörü onun içerisine konulamadı. Çimento sektörü bu dönemde de çok fazla eleman azaltmadan yoluna devam etmeye çabaladı. Bu noktada da bize devlet tarafından istihdam açısından bakıldığında biraz önce bahsettiğiniz SGK yönünden teşvikler sunulabilir. Aynı zamanda sadece işçilik olarak bakmak lazım değil. Özellikle yurt dışına yapmış olduğumuz önemli miktarda bir ihracat var çimento sektörü olarak. Bugün dünyanın ikinci büyük ihracatçısıyız. 31 milyon ton yıllık bir ihracatla yılda 1,2 milyar Amerikan dolarının üzerinde bir ihracat geliri getireceğiz bu sene içerisinde. Bu tarafa da bakıldığında bazı destekler sağlanabilir. En önemlisi de belki bunlardan birisi direkt devletin bir para desteği değil ama maliyetleri uluslararası pazarlarda düşürecek bazı yasal düzenlemeler yönünde destekler yapılması. Ne gibi bu yasal destekler? Örneğin çimento sektörünün maliyetlerinin biraz önce bahsettiğim en önemli konusu yakıt maliyetleri. Bu yakıt maliyetlerini dünyada düşürmenin en önemli enstrümanlardan bir tanesi de alternatif yakıt diye tabir ettiğimiz tehlikesiz atıklardan türetilmiş yakıtların sektörde kullanılması. Bunu kullandığımızda hem sektörün karbon ayak izini azaltıp iklim değişikliğiyle mücadelede faydalı bir faaliyet göstermiş oluyoruz. Hem de totalde kullanılan fosil yakıt miktarı düştüğünden maliyetlerimiz de aşağıya doğru geliyor. Fakat ülkemiz Avrupa'ya göre kıyaslandığında %45 mertebesinde olan alternatif yakıt kullanımı Avrupa'da, ülkemizde %10'un mertebesinde. En önemli problem alternatif yakıta ulaşmak. Kanunsal düzenlemeler son yıllarda ciddi derecede ülke içerisinde yapılıyor ama geçici bir dönem olarak bu Avrupa'da bazı ülkelerde yapıldı. Örnek olarak Polonya verilebilir. Yurt dışından geçici olarak tehlikesiz atıktan üretilmiş yakıtların ithalatı yapılabilir. Ve Türkiye'deki gerek yatırımlar gerek kanunsal düzenlemeler teşviklerle beraber, bunlar çünkü önemli yatırımlar, yapıldıktan sonra bu izinler de iptal edilir. Ve biz de diğer ülkeler gibi hem maliyetlerimizi düşürürüz alternatif yakıt kullanımını arttırarak. Bir de önümüzde çok ciddi bir konu var. Bu konuda da önemli adımlar atmış olduk. Önümüzde karbondioksit ayak izinin etkisiyle beraber ortaya çıkacak ek maliyetler var. Bu dünyada biliyorsunuz şu anda da Glasgow'da iklim konferansında da bu konular yine tartışıldı. 2050'de karbon net sıfır hedefi var dünyanın. Bizim de bu hedefe ayak uydurabilmemiz için bu adımları atmamız gerekiyor. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi alternatif kullanarak bunları düşünmemiz lazım. Çünkü Avrupa'da da ihracatımızı tehlikeye sokacak başka bir düzenleme geliyor yakın zamanda. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi. Sektör ne kadar, çok özür dilerim, onu da merak ediyorum. Sözünüzü böldüm ama çok affedersiniz. Sektörde ne kadarlık bir karbon vergisi eğer yapılmaz ise düzenlemeler beklenebilir rakamsal olarak? Onu hemen şöyle bahsedeyim. Çimento sektörü enerji yoğun sektör olduğu için aslında çok da ciddi etkisi var. Bu sadece sektörün de problemi değil, ülkemizin ve hatta dünyanın da problemi. Çünkü ülkemizin toplam karbondioksit emisyonlarının %12'sini çimento sektörü emit ediyor, dışarıya veriyor. Dolayısıyla bu sadece burada oluşacak bir vergi değil, Türkiye'nin genel ekonomisinde oluşacak vergi. Bugün karbondioksitin yurt dışındaki satış fiyatları, emisyon ticaret sistemindeki fiyatları 50 euronun biraz üzerine çıktı. Bu da bakıldığında tabii ki rakamlar biraz değişken olmakla beraber 20-30 euro mertebesinin üzerine çıkacak ton başına ürün fiyatlarında artışlara sebebiyet verebilir. Bu aslında ülke içerisinde kurulacak emisyon ticaret sisteminin nasıl kurulacağıyla da ilgili. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışmaları reel sektörle beraber fikirlerini de alarak yapıyor. Ama bugün bakıldığında oluşacak olan vergi aslında şu andaki satış fiyatının, maliyet tarafını demiyorum, piyasadaki satış fiyatının %50'si ile %100'ü mertebesinde bir rakam da olabilir. Yani çimento fiyatlarının yaklaşık 1,5 katına, 2 katına kadar çıkmasına sebebiyet de verebilecek bir durum bu. Oldukça önemli. Peki çalışmalar nasıl gidiyor bu noktada? Ağır sanayiye çünkü devamlı sormaktayız. Siz de bahsettiniz bu karbon salımın, Türkiye'deki toplam karbon salımının %12'si sektörden geliyor. Bu noktada çalışmalar nasıl ilerliyor? Biz sektör olarak erken hareket etmeye çalışıyoruz ve bağımsız bilinen büyük bir kuruluşa da sektörümüzün karbondioksit ayak izini ve bunun olası maliyet rakamlarını çıkaran bir çalışmayı da yaptırdık sektör olarak. Türk Çimento diye bir derneğimiz var. Biz üreticilerin hepimizin üye olduğu bir dernektir. Ben de orada hem yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da bu iklim değişikliğiyle hem mücadele hem de karbon stratejisini belirleme için oluşturduğumuz bir komisyon var. O komisyonu da eş başkan olarak görev yapıyorum. Orada biz sektör olarak nasıl bir yol belirlemek adına neler yapmamız gerektiğini kendi içimizde değerlendirip stratejimizi oluşturuyoruz ve ilgili bakanlıklarımızla konuyu devamlı yakın dirsek temasıyla müzakere etmeye çalışıyoruz. Ve uzunca bir süredir bu çalışma devam ediyor. Yakın zamanda biz kendi sonuçlarımızı da bu konuda hem paylaşacağız hem de Türkiye'de kurulacak bir emisyon ticaret sistemi, aynı zamanda biraz önce bahsettiğim sınırda karbon vergisi düzenlemelerine ilişkin devletimizin yapacağı konularda da bir ortak çalışmayla iyi bir noktaya ulaşmayı umut ediyoruz. Şu ana kadar, bir sene öncesine kadar çok hızlı değildi bu çalışmalar ama son özellikle 5-6 aylık dönemde hızlandığını söyleyebilirim ülkemiz adına. Bu arada tabii inşaat sektörüne de şöyle baktığımızda özellikle 2018 senesi sonrasında sakinleme demeyeyim ben artık durgunluğa doğru giden bir süreç var. Fiyatların da arttığını görüyoruz zaten maliyetlerle beraber. İnşaat sektöründe yaşanan bu gelişmelerin sizin sektör açısından etkileri nedir acaba? İnşaat sektörü dediğiniz gibi bir yavaşlamaya girdi ki Türkiye için lokomotif sektör. Türkiye'nin büyümesi için inşaat sektörünün devam etmesi gerekiyor ki biz inşaat sektörünün direkt ana ham maddesi olan çimentoyu, hazır beton sektörünün kullandığı malzemeyi üretiyoruz. Dolayısıyla inşaat sektöründeki yavaşlama direkt bizim sektörü olumsuz etki ediyor. Türkiye 2017 yılında tarihindeki en yüksek noktaya ulaştı. Fakat arkasından yaşadığımız krizlerle beraber dibi gördük diyebilirim. 2019 bizim dibi gördüğümüz senedi. 2019'dan itibaren de basamak basamak yükselmeye başladık. Bu sene de önemli bir artış aslında var. Bu senede iç tüketimde, iç satışlarda 57-58 milyon ton civarı bir satış söz konusu olacak ama 2017 verilerine baktığımızda bu rakam 72 milyon ton mertebesindeyiz. Aslında %20 hala gerideyiz. Burada tabii konut sektörü ve altyapı yatırımları diye ikiye ayırmak gerekiyor. İnşaat sektörünün ve dolayısıyla çimento sektörünün etkilendiği alanı. Konut yatırım, altyapı tarafına bakıldığında, kamu projelerine bakıldığında pandemi döneminde önemli bir duraksama olmuştu. Birçok proje durmuştu ama bugün itibariyle bakıldığında kamu projeleri tekrar canlandı. Hızla devam ediyor. İlaveleri de başladı. Dolayısıyla kamu yatırımları sektörü canlı tutuyor. Konut tarafına bakıldığında konut sektörü dibe vurmuştu. Geçen sene 2020 senesi yaz döneminde yapılan kredi kampanyalarıyla beraber bir canlanma yaşanmıştı. Ve bu canlanma bir miktar devam etti. Ama bugün ortaya çıkan yüksek kur baskısı, yüksek inşaat maliyeti tarafı konut fiyatlarını çok yükseltti ve yüksek kredi faizi oranlarıyla beraber de konut satışlarında düşme oldu. Geçen seneye göre hatırladığım kadarıyla %18 mertebesinde ilk 9 aylık dönemde bir düşüş söz konusu konut satışlarında. Burada en önemli konu tabii ki artan maliyetler sonucunda ortaya çıkan fiyatlar. Artan maliyetleri aslında konut tarafında aşmak gerekiyor. Hem girdi maliyetlerinde artış var. Özellikle yurt dışından tedariki yapılan ince işçilik diye tabir ettiğimiz malzemelerde. Hem de arazi fiyatlarında çok ciddi bir artış var ve yüksek kar beklentilerinin de inşaat yapanlar tarafında devam etmesiyle beraber konut fiyatlarında hepimizin bildiği üzere çok ciddi fiyat artışı var. Buna beraber konut satışlarında kredi konut miktarı, satış miktarı da önemli miktarda düştü yüksek konut faizleri nedeniyle. Yani şöyle bir rakam verebilirim. Geçtiğimiz yıl %40-45 aralığında olan kredi satışlar bugünkü dönemde baktığımızda %20'nin altında %18-19 mertebesine düştü. Evet. Konut, son dönemde yapılan faiz indirimlerinin konut kredilerinin daha yansıması çok olmadı. Bu tarafa da bir yansıma olmasıyla evet, sektör bir miktar canlanabilir ama arkadan gelen konut yatırımlarıyla beraber bugün 3 milyon adet konut stoğu söz konusu. Bu bir miktar yavaşlamanın net belirtisi. Son sorum şu olacak size. Şimdi çimento sektörü olarak Amerika'ya ne kadarlık bir ihracatımız var ve biliyorsunuz bu altyapı 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı 6-7 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'nin avantajına çevrilir mi bu? Bu Türkiye'nin tabii çok avantajına çevrilecek bir durum. Yani güzel bir soru sordunuz. Türkiye şu anda hatırladığım kadarıyla 9-10 aylık veriyle 4,5 milyon tonu geçti. 6 milyon ton mertebesinde geçecek bir satış gerçekleştirecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. 6,5 milyon belki 7 milyona bile ulaşabilir sonrasında gelecek yıllarda. Bu da Amerika'nın yapmış olduğu ithalatın aslda %50-50'den de fazlası rakamına da geliyor dönemsel olarak durumuna göre. Burada bizim önümüzdeki dönemlerde de Amerika'ya yapılacak ihracatın artacağı net bir şekilde gözleniyor. Amerika Birleşik Devletleri şu an Türkiye açısından ihracat pazarı, Türk çimento sektörü Türk çimento sektörü ihracat pazarı açısından bakıldığında birinci seviyede olan bir yer. Özel bir tip ürün istiyorlar kendilerine ait olan standartlarına göre. Türkiye'de bunu üretebilecek hem kapasite hem beceride hem onlar açısından hem bizim açımızdan büyük bir pazar fırsatıdır diye yorumluyorum. Bizim ülkemizin toplam 30 milyon ton ihracatının %20-25 aralığını biraz önce de bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri oluşturacak. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Çok değerli bilgiler aldım sizden. Kolay gelsin. Çok sağ olun Zeliha Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Aslında değişik ve önemli bir konuyu konuşacağız. Göz ardı etmememiz gereken Simon Kucher Partners Yönetim Kurulu üyesi Mert Terzioğlu yanımda. Hoş geldiniz Mert Bey. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi enteresan bir konu, şöyle enteresan bir konu. Ben ilk baktığımda değişik geldi bana. Şimdi müşteriler, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde bir konuğumuz yayında şunu söyledi. Artık müşteriler kral dedi. Tüketici artık kral dedi. Şimdi şöyle bir bakıyoruz müşteri cephesinde 2020 pandemiyle beraber hayatımızda bizim inanılmaz her şey değişti. Yani düşünün ki hepimiz maskeyleyiz ve garipsemiyoruz artık. Yani bu bile bana garip geliyor açıkçası. Haklısınız. Normal geliyor. Fakat biz bu değişimi öngöremedik herhalde dünya olarak. Tabii pandemi sonrası nasıl öngöreceğiz ama biraz ben nasıl bir değişim yaşanıyor onu merak ediyorum. Müşteriler cephesinde özellikle bu pandemi sonrası iş hayatında. Ya aynen bahsettiğiniz gibi çok ilginç bir dönemden geçiyoruz aslında. Bu bir kriz olarak niteliklendirildi ama bu kriz böyle yaşadığımız her şeyden çok daha farklı. Çünkü evet ekonomik bir etkisi oldu ama davranışsal çok büyük bir etkisi oldu. Şimdi baktığınız zaman yaşam standardımız değişti, yaşam şeklimiz değişti, evden çalışmaya başladık, uzaktan eğitim derken aslında bütün bunlar da büyük bir talep değişimine de yol açtı. Dolayısıyla mesela eskiden bizim için çok okey olan hizmetler, servisler belki artık o kadar okey olmamaya başladı. Artık beklentilerimiz değişmeye başladı. Tabii bununla da beraber aslında şirketlerin de buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurması gerektiğini gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Şey söylediniz, artık müşteri kral. Aslında hep müşteri kraldı. Ama ne kadar müşteriyi anlamak için efor harcadı şirketler işte geçmişte. Için, evet. Ne kadar gerçekten dışarıdan içeri geldiler. Yani hep geçmişte belki bir ürünümüzü, hizmetimizi içeride üretip dışarıya pazarlama bakış açısıyla ilerliyorken aslında hep bizim savunduğumuz önce müşterimizi bir anlayalım, ondan sonra ne yapabileceğimize bakalım bakış açısının bence her zaman önemi vardı ama şu an daha da arttı diyebilirim. Bir de gözlemlediğim marka bağımlılığı vardı eskiden, şimdi yok. Fiyat önemli oluyor gibi gözüküyor. Yani ne yazık ki bence tabii ki makro koşulların da burada büyük bir etkisi var. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman içinde geçtiğimiz dönemin bunu tetiklediğini görüyoruz ama Türkiye bu konuda diğer ülkelerden daha da hep promosyona veya işte bir indirme, araştırma. Mesela biz her bir yıl bu Black Friday dediğimiz indirim günlerinde tüm dünyada araştırmalar yapıyoruz. Yani tüketiciler nasıl davranıyor diye. Dediğiniz çok doğru. Türkiye'de mesela fiyat araştırma seviyeleri çok arttı. Artık mesela bir Amerika'ya gittiğinizde örnek veriyorum oranın büyük perakendecilerine bağlılık vardır. İşte ben Walmart'tan alışveriş yaparım, ben Target'tan alışveriş yaparım. Türkiye'de bu rakam bir kişi ortalama yanlış hatırlamıyorsam 8 ila 10 farklı noktadan alışveriş yapabiliyor. Aslında bağımlılık değil, doğru fiyatı, doğru indirimi nerede bulabilirimi arama çok daha artmış durumda. Sizana gidiyor insanlar artık yani ürünü uygun bulursa. Ne yazık ki öyle. Bu da fiyat değer dengesini şirketlerin çok iyi oturtması gerektiğini aslında anlatıyor. Yani siz... Çünkü sadece fiyat da sürdürülebilir bir şey değil. Her bir sektörde en büyük fiyat avantajını verebilen sadece bir şirket vardır. Maliyet yapısıyla vesairesiyle düşündüğün. Ama diğer şirketlerin de o zaman ben nasıl bir değerle kendimi farklılaştırabilirimi çok iyi düşünmesi gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi bir de şöyle bakıyoruz. Şirketlerin tahminleri tutmuyor. Yani tutmadı nasıl bir tam cümle olduğunu bilmiyorum. Tahmin ve uygulamalar yapılamadı gibi. Yani gözlemlediğimizi tamamen söyleyeceğim. Neden böyle oldu? Yani pandemi sonrası mesela ne dedik? İşte uzaktan çalışma kalıcı hale gelir dendi mesela. Bakıyoruz hayır. Dönüşler başladı kesinlikle. Mesela. Yani bu bir örnek. Bunu biraz açalım mı? Yani rakam değil aslında ekonomi, ben onu derim. İnsan eşittir ekonomi. Buna biraz daha mı uyanmaya başladılar diyeceğim. Yani şöyle bir şey yaşandı tabii. Neydi bu? Pandemi öncesine gidelim. Bütün sektörlerin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi büyük data analitiği konusu. Bunlara çok ciddi yatırımlar yaptı şirketler. Big data dedik. Hep bunu konuştuk. Ama ne oldu sonra? 2 yıl öncesinin davranışlarıyla günümüzü aslında öngörmek çok mümkün hale gelmedi. Bir de bunu yaparken sizin de altını çizdiğiniz gibi işin davranışsal boyutunu da atlamamak gerekiyor. Yani bugün insanlar sadece özellikle tüketiciden bahsediyorsak analitik beynin sol tarafıyla değil duygusal sağ tarafıyla da aslında birçok kararları alıyorlar. İkisini birleştirmek çok önemli hale geldi. Bir de aslında bence şirketlerin bu işte iyi ilerleyenlere baktığımızda şunu çok iyi yapıyorlar. Şu kasları çok iyi. Dene ve öğren. Dene yanıl değil. Dene ve öğren. Mesela bunu ne kadar hızlı yapabilirseniz siz tüketicinize geçmiş bir veri analitiğiyle bir sonuç çıkarıp ona göre büyük planlardansa bunları önce küçük testlerde anlayıp daha sonra yaygınlaştırmak çok daha önemli hale geldi. Sistematiği değiştirmek gerekiyor o zaman. Kesinlikle. Biz bunu diyoruz, ticari yaratıcılık diyoruz. Aslında bu ticari yaratıcılık konusunda da baktığınızda işte unicornlardan bahsediyoruz. Biz çok çalışıyoruz unicornlarla. Amerika, Hindistan, Çin vesaire. Hepsinin aslında birkaç tane örtüşen noktası var. Bir de çevik karar alabilmek. Kesinlikle. Tabii bu şöyle büyük bir geminiz var. Buzdağını gördüğünüzde döndürmeye başladığınızda hala o buzdağına vurabiliyorsunuz aslında. O yüzden çevik karar alıp bunları önden görebilmek çok önemli. Bir de diğer yaptıkları çok önemli bir şey de dediğim gibi hem müşterilerine çok yakın olmak hem de dene ve öğren konseptini çok iyi içselleştirmiş olmaları diyebilirim. Empati yoksunluğu da olabilir mi bu biraz? Tabii ekonomiyle nasıl alakalı diyeceksiniz ama. Çünkü firmaların da örnek vermek gerekirse bir annenin davranış şekli bir ürün alırken babayla annenin ortak alma şekli, çocuğun arzusu, isteği vesaire yaşanan gelişmeler sonucunda bir empati yapılıp şirketlerin bilemiyorum yani ben tamamen... Şimdi gülümsüyorum çünkü aklıma bir sürü alışkanlıkların değiştiği geldi siz de konuşurken. Empati yapılabilen, yapan veya işte bu bahsettiğiniz ticari yaratıcılık mevzusu şirketler için nasıl yapılabilir? Yani bir şirket dediğiniz gibi çevik bir hemen hareket etme. Peki başka ne lazım? Yani empati aslında çok güzel açıklayan bir kelime. Çünkü empati dediğiniz şey çok daha iyi anlamak müşterinizi. Ne kadar beynini anlarsanız, nasıl karar verdiğini anlarsanız o kadar iyi hareket edebilirsiniz. Mesela ilk çocuğuna doğan anneyle ikinci çocuk davranışı da farklı. Tabii. Mesela bu sektörde çalıştığım için söyleyebilirim. Dolayısıyla ne kadar iyi anladığınız o kadar iyi aksiyon aldığınız anlamına geliyor. Bu yüzden biz hep şunu söylüyoruz. Müşterinize yakın olun. Daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapın. Daha fazla test edebileceğiniz şeyleri test edin ve bunlardan öğrenimlerinizi de hızlı bir şekilde yayın. Çünkü aslında biraz başarının yolu buradan geçiyor artık yeni dünyada. Öyle çok büyük kararları aslında sadece geçmiş dataya bakarak ya da sektörün bir de o çok duyduğum söylediği şeylerden bir tanesi işte sektör zaten bu şekilde ya da rakiplerim zaten bunları yapıyor. Bence bunlar size avarajdan ileriye götüremez. Avarajdan ileriye gitmek için müşterinizin gerçekten aklında olmanız lazım. Hantal yapıyı nasıl açıklayacağız? Çünkü şirket yönetimlerinde hantallaşan yönetimler söz konusu. Şirket ne kadar büyüyorsa o kadar hantallaşıyor. Herhangi bir noktada hemen harekete geçemiyor. Geçse bile uzun uzun yönetim kurulu toplantıları, uzun uzun diretmeler, konuşmalar, anlaşmalar derken işin boyutu, rengi her şeyi değişiyor. Çok hızlı yaşıyoruz. Doğru. O yüzden şirketler nasıl yapacaklar bunu? Siz de bakıyorum notlarınıza geleneksel pazara giriş modelleri geçerliliğini kaybediyor demişsiniz mesela. Şimdi bunu bu söylediğime istinaden firmalar bunu nasıl yapacak? Bu yeni düzen, yeni düzen de diyemem, yeni dünya mı diyeyim? Yani aslında şöyle dediğiniz doğru, natürel olarak şirket büyüdükçe aslında karar alma biraz daha yavaşlıyor. Fakat bu bence şirket kültürüyle çok ilgili. Yani siz eğer içeride çok iyi bir müşteriyi analiz eden, bunlarla ilgili fikirler üreten, bazı şeyleri sahada test edip getiren bir departmanınız varsa, data ile karar alma yetiniz yüksekse, aslında bu süreçleri hızlandırma şansınız oluyor. Fakat ama siz çok daha işte geleneksel kalmayı tercih edip işte bir kendi sadece girdileri derken mesela maliyet vesaireyle hareket etmeye çalışırsanız bu hayatınızı çok daha zorlaştırmaya başlıyor. O yüzden bence hantallığı kırmanın en önemli yollarından bir tanesi şirket kültürüyle ilgili baktığınız zaman. Şimdi unicornlarla çok çalıştık diyorsunuz ya. Evet. Ne fark ettiniz çalışırken diğer firmalarla farkını? Yani nasıl oluyorlar onlar öyle birden büyüme, inanılmaz boyutlara ulaşma? Bir şey mi keşfediyorlar orada? Yani, nedir oradaki başarınız? Yani çıkış noktalarına bakarsanız hepsinin aslında çok spesifik bir sorun etrafında, yani tüketici veya B2B de olabilir, müşterinin sorunu etrafında buldukları bir çözümle başlıyor aslında bütün süreç. Daha sonrasında bunu ben daha nasıl büyütürüm ve bu değeri daha iyi nasıl anlatabilirim konusuyla başlıyor. Şimdi baktığınızda biraz tabii yönetim şekilleri daha farklı. Yani burada biraz daha community kavramıyla herkesin aslında tek bir silolar halinde karar aldığı değil. Hani eski bizim düşündüğümüz işte ben pazarlamadan sorumluyum, ben satıştan sorumluyum değil. Aslında çok daha farklı rollerin oluştuğunu, ekip konusunu çok daha öne geçtiğini görüyoruz. Ve ekipte de multi jenerasyon olması önemli hale geliyor. Yani yönetim seviyelerinde de aslında sadece belirli bir jenerasyondan insanların değil, farklı kişilerin de bu karar almada söz sahibi olması önemli. Peki burada jenerasyon, mesela tecrübeyle hızı birleştirecek bir yöntem var mı? Yani bir tarafta çok ciddi tecrübeye sahip bir üstad ama bir tarafta da farklı bir zeka seviyesine, zekaya ya da düşünce yapısına sahip birkaç kişi. Şimdi bu da bunların bir araya getirip şirketin veya işin daha mükemmele ulaşması sağlanamaz mı? Benim Türk iş dünyasında gördüğüm her söylediğiniz şeyler Türk iş dünyasının tam tersi şu an. Yani nasıl bu uyumu yakalayacak? Yani şöyle, bence bu uyumu yakalayabilir. Zaten aslında bu bahsettiğimiz şirketlerin de her zaman işte bu danışmanlık ya da işte bir advisory board'u dediğimiz bir gruplar oluyor aslına bakarsanız. Sektörün daha doğayanları diyebileceğiniz kişilerin oldu. Ama farklı şu, sadece deneyimden yola çıkarak hareket etmekle deneyimin yol göstermesi ama datanın ve müşterinin bize ne söylediğini birleştirmek iki ayrı şey aslında. Yani bir tanesi ben sektörü çok iyi biliyorum. 20 yıldır bu sektördeyim. O yüzden bence böyle olmalı demek tabii ki önemli ve bunlar her zaman karar süreçleri içerisinde düşünülmeli. Fakat tek bazı bu olmamalı. Yani açık fikirli. Açık fikirli olmak, özellikle bu dönemde açık fikirli olmak zorundayız. Çünkü yani bugün baktığımızda da işte eskiden hepimiz marketlere gidip alışveriş yapıyorken artık çoğumuz evimize gelmesini istiyoruz. Yani ve bunu yavaş yavaş artık hani eskiden müşteriyle bir giyimde bile hani bir alışveriş varken şimdi bunların biraz daha bu subscription modellerine döndüğünü görüyoruz. Şimdi burada çok ciddi bir talepte de bir değişim var. Bu talepteki değişimi yakalayabilmek için de açık fikirli olmanız kesinlikle gerekiyor. Çünkü eskisi gibi değil, evriliyoruz. Yani bugün konuştuğumuz konular metaverse'ler vesaireler diye düşündüğünüz zaman 10 yıl sonra komple bambaşka bir dünyanın içerisinde olacağız ama hala şirketlerin bu dünya içerisinde para kazanmaları, kar yapmaları gerekiyor olacak. Dolayısıyla da bunu ancak daha iyi anlayarak yapabilirler. Gülümsüyorum çünkü söylediğiniz her şey o kadar doğru ki. Son olarak şunu soracağım size. Az önce Black Friday'de dediniz. 84,5 milyar dolar bir bekarlar gününde Çin'de alışveriş yapılmış. 78 milyar dolardı bu geçen sene. Siz firma olarak bu hem Black Friday hem 11.11 Türkiye'de hem de bu bekarlar gününü baz alıp bir çalışma yapacak mısınız? Yaparsanız gelip burada anlatırsanız çok seviniriz. Evet, evet, seve seve. Her yıl biz aslında bunu tekrarlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün globalde. Tabii. Ve bunu sonuçlarını mutlaka zaten bu trend bizim çok izlemek de çok hoşumuza gidiyor. Yani insanlar ne kadar daha fazla artık bu tarafa dönüyor. Ne kadar, ne gibi promosyonlar bekliyorlar. Hangi kanallara bakarak aslında alışverişlerini yapıyorlar? Seve seve bunu da yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız zaten. Mutlaka bilgimizde zaten olur illaki. Değerlendirmek de isteriz yayında. Çünkü bu söylediğiniz dönüşüm çok hızlı devam ediyor. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi. Merhabalar Erdal Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hemen tabii ben mevcut durumda perakendecilik sektörüyle başlayacağım doğal olarak. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Hatta TGDF Başkanı Şemsi Kopuz'un da açıklamaları var. Fiyat garantisi alamıyoruz diye. Ki dolara baktığımızda geçen haftadan bugüne ciddi bir volatilite var. Fiyatları ne sizler, ne konut, ne otomotiv sektörü, hiçbir sektör veremiyor gibi bir izlenim var. Bununla ilgili yayınlarımızda oluyor. Ben merak ediyorum bu konudaki yorumunuzu. Evet, kurun stabil olmaması fiyat maliye, yani fiyatları belirleme konusundaki en büyük problem. Yani kur artışı bir problem ama kurun yerinde durmaması daha büyük problem. Dolayısıyla da üretici firmaların ithalatla ilgili ve girdi maliyetlerini hesaplamada ve fiyat verebilme konusunda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Yani onun ziyadesinde bir örnek de verebilirim. Şu anda şeker fabrikaları fiyat açıklamadığı için ürün vermiyorlar, şeker vermiyorlar. Dolayısıyla da şekerden üretim yapan, helva ve atıştırmalık ürünü yapan firmalar, üreticiler ham madde girdiklerini bilemedikleri için de yeniden fiyatlandırma yapamıyorlar. Örneğin yine dünyada da yaşanan beraberinde lojistik ve bu konteyner sorunlarıyla ilgili ithalatta ve gümrüklerde sorunlar var. Örneğin Tetra Pak ambalajlarda, süt ve meyve suyu ambalajlarında problem olduğu için çeşitlerinde mesela 1/5 şu anda veremiyorlar. Veremedikleri için de fiyat da yok, ürün de yok. Çeşitlilikte azalma var. Dolayısıyla da bunların her biri maliyetleri de hesaplamakta ve bizim promosyon ve fiyat yapmamızda sıkıntılar çekiyor. Yine başka bir örnek de verebilirim. Örneğin kedi köpek mamaları, bebek mamaları ithal olduğu için de girdilerinde, maliyetlerinde ve bu konteyner problemlerinden dolayı da tedarik zincirlerinde kırılmalar var. Dolayısıyla çeşitlendirmelerinde eksikler var. Dolayısıyla ihtiyaç karşılamalarında da belirli çeşitlilikte de azalma oluyor. Dolayısıyla da bu da ham maddelerini daha etken, daha temel ürünlerde kullanıyor üreticilerde. Dolayısıyla da çeşitlilikte de alternatif alışverişimizde sıkıntı yaşamaya başladığımız bir süreç haline geldi. Örneğin çocuk bezi firmaları ham madde girdilerinden, yani kur maliyetlerinden, söylediklerinden dolayı da satışlarını durdurdular birçok kısma. Küçük ve orta ölçekliler mal veremiyorlar. Maliyetlerini hesaplayamadıkları için satışlarını durdurdular. Bir kısmı günlük fiyat verebiliyor. İşte tuvalet kağıdı, havlu üreticileri, kağıt üreticileri spekleri düşürüyor. Ya da ambalajların içindeki adetleri ve gramajları düşürebiliyorlar. Yine hiç değilse tedarik zinciri devam edebiliyor. Ama bir kısmı bunları da karşılamıyor. Çünkü dönüşüm sağlayamıyorlar. Dolayısıyla şu anda organize perakendecinin bu anlamda önemli bir iş gücü, organize gücü var ki stoklarını ve değerli ürünlerini yönetebiliyor. Şu anda raflarımızda alışverişimize eksik ürün sunmuyoruz. Belki çeşitlerinde, özelliklerinde, yatlarında alternatiflerle ama temelinde ihtiyaçlar karşılanıyor. Ama bu süreç örneğin yenilikçi ürünleri durdurdu. Yani yeni lansmanların önü kapandı. Şu anda üretici firmalarımızın söyledikleri tamamıyla Ar-Ge'lerinin maliyet düşürücü, yeni maliyet yapılarını oluşturacak çalışmalara ayırdıklarını söylüyorlar. Peki bu sürdürülebilir mi? Yani az önce bahsettiğiniz perakende firmalarının, gıda perakende firmalarının tabii ki uzmanlığından ve tecrübesinden kaynaklı stoklarda tutuyoruz ve biz bunu daha henüz anlayamadık tüketiciler. Ama bu sürdürülebilir mi? Yani bundan 6 ay sonra bu süreç böyle devam ederse, örneklerden gittiniz şeker mesela, fiyat garantisi ya da fiyat alamazsanız sektörde bir küçülmeye sebebiyet verir mi? KOBİ bağlamındaki şirketlerin durumu ne olabilir? Zaten KOBİ'ler öncelikle sorun yaşıyorlar şu anda. İlk önce onların tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Onlardan biz bir aile sipariş iptallerini yaşıyoruz ya da hacimlerimizi karşılayacak, önceki satışlarımızı karşılayacak ürünler alamıyoruz. O KOBİ'lerde bunlar ön safhada belirginleşmeye başladı. Ama yine de bizim sektörümüzün şöyle bir avantajı var. Uluslararası şirketlerin deneyim ve tecrübesi, tedarik zincirlerindeki güçlerinden çok önemli, yararlanılıyor. Ama onlar bile belirli konularda tıkanabiliyorlar. Yani onlar da çeşitliliklerini daraltılar. Ham maddelerini daha ana ürünlerde, yani çeşitlilikten, alternatiflerden çıkartıp daha ana ürünlere çıkarttılar. Dolayısıyla biz sadece fiyat olarak, yani biz raflarımızda ürünlerin yokluğunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece fiyat anlamında yükselmeli olur. Bu fiyat anlamında yükselmeyi de satın alma gücüyle sıkıntı yaşıyoruz. O zaman da işte gramajlar ve ambalajların küçüleceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim perakende sektörümüzün ana rakibimiz de aslında diğer sektörler. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi kira, eğitim, ulaşım gibi sektörlerde en önemlisi enerjinin maliyetlerinin yükselmesiyle biz o darılan pastadan kendimize pay alabilmemiz gerekiyor. Esas problemimiz orada. Hane halkından bizim pay alabilme şansımız daralıyor bu koşullarda. Ama tabii ki biz çözüm üretmekle sorumluyuz. Peki gıda maliyetleri bu derece, daha doğrusu girdiler bu derece arttı ve fiyatlara bir şekil marketlerde nasıl diyeyim ya da üreticilerde bir şekil bütün hepsini fiyata yansıtmamaya çalışıyorlar. Alım gücünün kaybından dolayı insanlar daha azalmaya başladılar gibi görünüyor. Evet. Bunun çözümü nedir? Yani bu bir üretim planlaması, bunun dışında hem üretim değil hem dağıtım planlaması, ham madde planlaması, genel olarak bunlara yapılması gerekmiyor mu? İlerleyen süreçte daha büyük sıkıntılara sebebiyet vermemesi adına yapıyor muyuz? Kamu ve özel. Yapmıyorsak ne zaman başlayacağız? Evet, özel olaraktan biz yapıyoruz. Yani gerek bizim tedarikçilerimizle anlaşmalarımızla. Ama bir başka bir koşul da var ki gıda fiyatlarında söylediğiniz, özellikle tarımla ilgili küresel ısınmanın etkisiyle üretim kapasitelerinde düşme var. Ülkemizde ekilebilir alanlarda eksilme var. Dolayısıyla bizim nüfusumuzun da artışı da devam ettiği için tüketimimiz de artıyor. Örneğin ayçiçek yağı geçen yıla göre bu yıl daha az üretebildik. Dolayısıyla ithal ihtiyacımız daha fazla. Biz de dünyada en büyük ithalatçıyız bu konuda. Bir de bu pandeminin etkisiyle diğer ülkeler de stok seviyelerini yükselttiler. Dolayısıyla ihraç ettikleri mallarda da ürünlerde de bir azalma var. Dolayısıyla bu anlamda talep artıyor. Talep artınca da kur bazında da fiyatlar da artıyor. Biz ülkemizde bir de kur riski yaşıyoruz. Onun için bize yansıması daha büyük oluyor. Ama bu konunun üstesinden gelebilecek deneyim ve tecrübeye sahibiz. Yeter ki de kamu da bu konudaki üstüne düşen planlamalarını daha odaklı yaparsa da ülkemiz bu konudaki sorunları aşabilecek güce ve deneyime sahip diye düşünüyorum. Erdal Bey, şimdi perakende sektörüne çok yoğun emek de var. Yani sonuçta çalışanlar da rakam olarak yüksek. Şimdi tabii ki asgari ücret tartışmaları devam ediyor komisyonda. Daha doğrusu biz de burada konuşuyoruz, soruyoruz. Şimdi iki tane konu çıkıyor burada. Bir, sizin bahsettiğiniz alım gücünün daralması kaynaklı asgari ücretin bir şekilde enflasyon üzerine olması gerekliliğini söyleyen iş dünyası temsilcilerinin sayısı gün geçtikçe tabii ki artıyor. Bir boyutu var ama diğer boyutu sizin bu ürün girdileri ya da girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber bir başka maliyet unsuru olan işçi maliyeti çıkıyor. İşte bu işçi maliyetinin hem işçinin lehine hem sizin lehinize orta bir yol bulunabilmesi için ne gerekiyor? Yani burada kamu ne yapmalı? Size nasıl destek vermeli? Aynı şekilde çalışana nasıl destek vermeli? Bunu merak ediyorum. Buyurun. Tabii ki aslında hepsi iç içe. Ben şöyle bir örnek vereyim. Örneğin doğalgaza sanayideki gelen maliyet artışı %48 gibi doğalgaza artış geldi. O artıştan dolayı şişe cam kapasite düşürdü ve ürünlerine zam yaptı. %25 oranında zam yaptı. Bu zamın ardından da işte camla üretilen örneğin reçeldi, baldı gibi tüm ambalajlarda yeniden bir fiyat artışıyla gidecek. Gitti doğal olarak da. Dolayısıyla da yapılan her bir hamlenin sonucunda tekrardan tüketiciye yine asgari ücretle yansıyor. Bunun tek çaresi enflasyonu etkin bir şekilde yönetebilmek, durdurabilmek. Dolayısıyla şu anda ben de katılıyorum asgari ücretin bu seviyelerde düşük kaldığını Ama asgari ücretin gereğinden fazla artmasının da yeniden maliyetleri artıracağının da bilincinde olmalıyız toplum olarak da. Dolayısıyla bunun en önemli şeyi enflasyonu iyi yönetebilmek. Dolayısıyla tarım politikalarını iyi yönetebilmek. Dolayısıyla kaynaklarımızı doğru yönetebilmek. Örneğin biz ilk üretimimize aldık mı çok ekonomik fiyattan ihraç yapıyoruz. Sonra ihtiyacımız oluyor. Daha yüksek kurlardan ithal yapıyoruz. Dolayısıyla bu ithalat, ihracat dengelerinin planlamaları da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki size göre, bunu da soracağım her yayına katılan temsilcimize, iş dünyasından soruyorum. Asgari ücretin hem sizleri hem de asgari ücret alan çalışanları üzmemesi için ne kadarlık bir oran gereklidir? Yani şu anda bu kurum dalgalanmalarını bir stabil görmek lazım bunları söylemek için. Ama şu anda gözüküyor ki bir 3500 lira çıkartılması gerektiği gibi düşünüyorum. Ama bu da asgari ücretliyle üstündeki kademelerde de artışını düşünürsek işçi maliyetlerimiz yani diğer maliyetlerimize çok büyük etki yaratacağını düşünüyoruz. Yani bir asgari ücretli çalışanları mutlu etmek tabii ki toplum olarak da biz de işverenler olarak da görevimiz. Mutlu personel ancak bize verimlilik yaratabilir. Ama diğer girdi maliyetlerine de ana maliyetlerimizde özellikle perakende bizim en büyük maliyetimiz personel, çalışanlarımızın oluşturduğu maliyetler. Sonra kira ve enerji geliyor. Dolayısıyla tüm maliyetimizi etkileyecek unsurlar. Orta ve üst kademedeki yöneticilerimiz de mutsuz edecek bir unsur olacak bu yüksek artışlardan. Neden? Çünkü aynı oranda orta ve üst yöneticiler de bekleyecek artışını. Dolayısıyla o maliyetler karşılamayınca da bu sefer çalışanların arasındaki mutsuzluk devreye diye düşünüyor. Daha önceki yaşadığımız gibi. Peki Erdal Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar bekleriz. İyi günler. Sağ olun. Ve iş dünyasını burada sona erdiriyoruz. Saat 19'da tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.